O zaman şöyle bir klasik başlangıç yapalım. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Bugün boş keste tek başımayım. Yani bildiğiniz kendim çalıp kendim oynayacağım. Marvel'ın faz 4 aşamasında acaba daha başka ne gibi farklı yapımlar, ne gibi farklı tarzlar görebiliriz diye düşünürken Miss Marvel'ın 3. bölümü çok güzel bir şekilde karşılık verdi abi. Yani adamlar hiç beklemediğimiz bir anda bildiğin Marvel cinlerini sinematik evrene dahil ettiler. Şimdi bodoslamasına konuya girmeyelim abi. O yüzden ilk önce bir sorularla başlangıç yapalım. Şimdi 3. bölüm nasıldı? Miss Marvel dizisi izlenir mi? Valla 3. bölümü izlemeden önce bu soruyu bana sorsaydınız eğer, yani Miss Marvel dizisi izlenir mi diye, valla kendinize bu eziyeti kesinlikle yapmayın derdim. Yani ilk 2 bölüm, hadi 2. bölümün sonunu saymıyorum, gerçekten çok sıkıcıydı abi. Tamam işte o Pakistan'ın kendine ait kültürel gelenekleri olsun, Müslümanlığın gelenekleri falan olsun, çok güzel bir şekilde aktarılıyordu ama ya hikaye çok klasikti be, çok ergenceydi hatta, tamam. 7'den 70'e herkes bu sinematik evreni, Marvel sinematik evreni takip ediyor ama 7'den 70'e de hitap eden bir dizi değildi. Ta ki 3. bölüme kadar. Peki bu bölümün diğerlerinden farkı ne dersiniz de? Evet, başta aksiyon derim ama sadece bundan ibaret değil. O yüzden şöyle adım adım gidelim. İlk olarak İngilizlerin zamanında Hindistan'a yapmış olduğu zulmü göstermeleri inanılmaz hoşuma gitti. Evet, Marvel bildiğiniz gibi bu tarz duyarları güzel kasıyor. Ancak geçenlerde Moonlight'ta Türklere atılan iftiradan sonra bayağı gözümüzden düşmüştü. Bak her neyse demek istemiyorum ama her neyse. Bundan başka bölümün içerisinde hasar kontrol departmanını, yani damage kontrolü fazlasıyla görmemiz ve olayı bir anda cinlerin dahil olması bölümün içerisindeki aksiyonun tavan yapmasını da sağladı. Ayrıca bak 2. bölümde Kamran'la Kamala'nın yakınlaşması, ya kesinlikle bu Kamran'da bir bokluk var abi dedirtiyordu. Ve bunun cevabını da geç olmadan vermeleri güzel oldu diyebiliriz. Evet, Kamran bir cinli oğlu çıktıktan sonra Kamala bayağı üzüldü be. Yani kendisinin Asgardlılardan biri olduğunu düşünürken olay çok farklı noktalara gitti. Bak şimdi Moonlight gibi kendi sorularıma kendim cevap vermeye devam etmeden önce, hazır buraya kadar gelmişken bu tarz içeriklerin artması için bizi desteklemek istersen abone ol tuşuna ufacık bir dokunuş yapman yeterli, haberin olsun. Ve aynı zamanda olayı cinlerin dahil olması dizimizin hikayesinde farklı bir hale bürünmesini sağladı. Mesela Kamala sırf Bruno'nun matematiği iyi diye Bruno'dan boyut atlama konusunda yardım istedi ya. Yani bunu kılıfına nasıl uydurdular bilmiyorum ama bir şekilde gerçekleştirdiler. Ve Bruno da burada Eric Selvin makalesinden bahsetti. Bunu da es geçmeyelim. Ve bu bölümde en beğendiğim noktaysa sonunda o rezil horoz kostümünden kurtuluyoruz abi. Burası belli. Ve ilk 3 bölümü şöyle bir değerlendirmek gerekirse de en beğendiğim noktalar işte bir önceki bölümde ayakkabıların camiden çalınması ve sonrasında terlikle dışarı çıkarılması ve bu bölümde Kamala'nın bayıldıktan sonra abisinin ya nazar var üstünde deyip nazar duası okuması çok hoşuma gidiyor ya. Hatta bak önümüzdeki bölümde en merak ettiğim nokta, acaba Kamala'nın abisi bu cin ailesini öğrenirse nasıl tepki verir ya? Bir düşünsenize, kesinlikle bir Nas Felak olayı döneceğine eminim. Evet, tek başına çalıp oynayınca anca bu kadar oluyor dostlar. Önümüzdeki günlerde bu cin muhabbetiyle, Marvel cinleri muhabbetiyle diyeyim daha doğrusu, alakalı önemli kritik bilgileri sizlere aktaracağız. Ve bir sonraki boş keste görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.